İstanbul'daki kanal projesi için hazırlanan nihai ÇED raporu askıda. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da rapora itiraz etti. Bir belediye başkanı bir yere mi davet edildi? İmamoğlu, ÇED raporuna itiraz dilekçesini sundu. Çevre düzeni planı dediğiniz aslında bir uzlaşma metnidir. Yani toplumsal uzlaşmadır. Kapalı kapılar ardında yapılmaz. Hele hele 1/100.000'lik dediğiniz şey bir anayasa gibidir. En üst perdeden bir plan düzenidir. Kimin haberi var? Bir şey duydunuz mu? Bir çalışma duydunuz mu? Odaların, sivil toplum kuruluşlarının, üniversitelerin kimin haberi var? Hiç kimsenin haberi yok. Yani dünyanın hiçbir yerinde böyle bir uygulama olmaz. Dilekçeyi verdikten sonra Beşiktaş'taki İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü önünde açıklama yaptı. Havaalanında Airport City diye tanıtımlar yapılıyor. Havaalanının kalan kısmında da 1 milyonluk şehir mi düşünüyorsunuz? Ya da daha önce açıkladığınız gibi Kuzey Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında kuzeyde iki şehir diye açıklamanız var. Ya ne yapıyorsunuz? İstanbul'da 1 milyon şu an boş adres konut var. Boş, içi dolu olmayan konut var. Konut stoğu dolu. Zaten bu şehir betona boğulmuş durumda. Manisa'da sivil toplum kuruluşları da İstanbul Kanalı için dilekçe verdi. Eski CHP milletvekili Yıldız Biçer, kanal projesini kabul etmediklerini söyledi. Tüm bu eleştirilere rağmen çevre düzeni planında değişiklik yapıldı. Proje için kanalın her iki yakasında yapılacak imar planı için yapılan değişiklik, bakanlığın resmi sitesinden yayımlandı.